Filmlerin bana doğumla ilgili her şeyi öğrettiklerini sanırdım. Su gelir, hamile kadın bağırır, herkes hastaneye koşar, düzenli nefes alıp verme ve bir iki kuvvetli ıkınmadan sonra bebek doğar. Yani gerçekte bundan çok farklı olmamalı öyle değil mi? Öncelikle size hemen filmlerde görmediğimiz bir şey söyleyeyim. Anneye bebeğin doğmak üzere olduğu sinyalini veren bazı belirtiler vardır anneye doğumun çok yakın olduğu haberini veren ilk işaret bebeğin kanala düşüşü yani bebeğin kafasının annenin hissedebileceği bir biçimde annenin pelvisine yerleşmesi. Evet, anne bunu gerçekten de hissedebilir. Size bunu göstermek için birkaç çizim hazırladım. Bu çizimlerden tam olarak anlayabilecek misiniz bilmiyorum ama bu pelvis ve şuradaki de bebek. İkinci şekilde Bebeğin kafasının annenin pelvisine yerleşmiş olduğunu görüyoruz. Evet. Bu bebeğin kanala düşme hissi doğumun birinci işareti. Doğumun yakın olduğunu belirten ikinci işaret ise Braxton Hicks kasılmaları. Bunlara bazen yalancı doğum sancıları da denir ki aslında gerçekten de öyle. Braxton Hicks kasılmaları daha birinci trimesterde bile görülebilen gerçek doğum kasılmalarının aksine daha ender, daha düzensiz olan ve belirli bir şekilde gerçekleşmeyen kasılmalardır. Doğum yaklaştıkça Braxton Hicks kasılmalarının sayısında artış görülür ve bu kasılmalar anneyi rahatsız etmeye başlar. Doğumun yakın olduğuna dair bir başka işaret rahmin ağzını tıkayan mukus tıkacın atılması. Gebelik boyunca rahim ağzının içindeki kanalı tıkayan mukus, rahmin içini dışarıdan ayıran yani bir nevi koruyan bir tabakadır. Doğum sırasında rahim boynunun genişlemesi ve gevşemesi sebebiyle bu tabaka dışarı atılır. Bu mukusa zaman zaman kan karışabileceği için bazı durumlarda kırmızı renkli olabilir. Bu olay halk arasında nişan gelmesi olarak da bilinir. Doğumun belirtilerinden söz ettik. Peki ama acaba doğumun kendisi nasıl bir şey? Doğumdan bahsedebilmemiz için rahim kasılmalarının düzenli olması ve rahim ağzında değişiklik meydana getirmesi gerekli. Anlaştık mı? Peki. Doğumun her biri kendine özgü belli bir amacı olan üç farklı evresi vardır. Bunları doğumun birinci evresi, ikinci evresi ve üçüncü evresi olarak not edelim. Az sonra bunların her birini teker teker inceleyeceğiz. Evet, Birinci evreyle başlıyoruz. Doğumun birinci evresi, doğumun en uzun evresidir ve bu evrede hedef rahim ağzının tamamen açılmasıdır. Ha, tamamen açılma derken, normalde kalın ve kapalı olan rahim ağzının incelerek 10 santimetrelik bir açıklığa ulaşmasını kastediyoruz. Evet, 10 santimetrelik bir açıklık tamamen açılmış bir rahim ağzı demektir. Bu yaşanan oldukça büyük bir değişiklik olduğu için, birdenbire değil de kendi içinde üç evrede gerçekleşir. Yani doğumun ilk evresinin de kendi içinde üç evresi var demek istiyorum. Bu evrelerin ilkine latent faz adı verilir. Latent faz süresince kasılmalar kuvvetlenir, sıklaşır ve daha düzenli bir hale gelir. Bu evre boyunca rahim ağzı incelmeye başlar. Şekil üzerinde gösterecek olursak, evet şu şekilde rahim ağzının giderek inceldiğini görebiliyorsunuz öyle değil mi? Bu evrede rahim ağzı çok fazla açılmamış. Ve açıklık henüz en fazla 3-4 cm kadar. Latent faz aslında kadından kadına en çok değişiklik gösteren evredir. Örneğin daha önce doğum yapmış bir kadın için bu evre 10 ila 12 saat arasında sürebilecekken ilk bebeğini doğuracak olan bir kadın için 20 saate kadar uzayabilir. Ne kadar farklılık gösterebileceğini görüyorsunuz, değil mi? Latent faz boyunca rahim ağzının mümkün olduğu kadar incelmiş olması gerekiyor ki bunu takip eden ve aktif faz olarak anılan evrede rahmin ağzı açılmaya başlasın. Aktif faz öncesinde yaklaşık 2-3 santimetrelik bir açıklığı bulunan rahim ağzı bu evrenin sonunda 8 ila 9 santimetrelik bir açıklığa kavuşur. Yani aşağı yukarı buna benzeyen bir görüntü ortaya çıkar. Bu aradaki açıklığın artmış olması Rahim ağzının bu evredeki gerekli açıklığa ulaşmış olması anlamına gelir. Bu evre, doğumun en tahmin edilebilir evresidir ve dolayısıyla da bize ölçülebilir bir veri sunar. İlk bebeğini doğuracak olan annelerde saat başı 1,2 santimetrelik, daha önce doğum yapmış olan annelerde ise biraz daha hızlı bir şekilde saat başı 1,5 santimetrelik açılmalar olur. Gördüğünüz gibi bu evre o kadar net ilerler ki bu tarz rakamlar verebiliyoruz. Ayrıca şunu da belirtelim. Rahim ağzının bu oranlarda açılmaması doktorları endişelendiren bir durumdur. Aktif fazın sonlanması bizi geçiş fazına getiriyor. Geçiş fazına bazıları deselerasyon fazı adını da verdiği için ben buraya ikisini de not ediyorum. Bu evre süresince rahimdeki açılma aktif fazla olduğu kadar hızlı olmasa da devam eder. Bazı kadınlarda bu evre ayrı bir evre olarak değil de aktif fazın bir uzantısı olarak gözlemlenebilir. Bu evrede bebek pelvis'te biraz daha aşağı doğru ilerleyerek doğum kanalına girer. Evet. Şu ana kadar rahim ağzı inceldi ve artık rahim ağzı gerekli açıklığa kavuştuğuna göre doğumun ikinci evresine hazırız. İkinci evre rahim ağzının tamamen açılmasından bebeğin doğumuna kadar geçen süreyi kapsar. Kadınların çoğu için bu ıkınma evresidir. İlk bebeğini doğuracak kadınlar için 2 saatten az, daha önce doğum yapmış kadınlar için ise 1 saatten az sürer. Bu evrede epidural kullanılmasının evrenin uzamasına sebep olabileceğini unutmamak lazım. Son olarak doğumun üçüncü evresi de bebeğin doğumundan plasentanın atılmasına kadar geçen süreyi kapsar ve bu da 30 dakikadan uzun sürmez. Umarım şu ana kadar anlattıklarım doğum hakkındaki bazı gizemli şeyleri aydınlatmıştır. Peki ya anormal bir şey olduğunda? Yani doğumun gerçekleşmesi gerektiği gibi hızlı ve efektif olarak gerçekleşmediği durumlarda ne olur? Böyle bir durum söz konusu olduğunda bir değerlendirme yapılması gerekir. Evet, eğer doğum olması gerektiği gibi gerçekleşmiyorsa 3 farklı değerlendirme yapılır. Birinci değerlendirme, rahim kaslarının ortaya çıkardığı kuvvetle. İkincisi bebeğin geliş şekliyle ve üçüncüsü de doğum kanalıyla ilgilidir. Doğum beklendiği gibi gerçekleşmiyorsa bu değerlendirmeler yapılır. Birinci değerlendirme olan rahim kasılmalarının ortaya çıkardığı kuvvetle ilgili olarak kasılmaların yeterli sıklıkta olup olmadığına, sürelerine ve şiddetlerine bakılır. Bu basit bir gözlem sonucu yapılabilecek bir değerlendirmedir. Aktif doğum sırasında 10 dakikada bir 3 ila 5 kasılma normal kabul edilir. 10 dakikada bir 3 ila 5 kasılma. Her kasılma 40 ila 60 saniye sürer ve kasılmalar yeterince kuvvetli olduğunda, elle muayene edildiğinde yani dıştan dokunulduğunda rahmin sert olduğu hissedilir. Veya her kasılmanın ne kadar sürdüğüne dair daha objektif bir değerlendirme için vajina aracılığı ile rahim içine yerleştirilip sayısal bir değer veren rahim içi basınç kateterleri kullanılabilir. Her durumda doğumun gerçekleşebilmesi için bu kasılmaların yeterli sıklıkta ve yeterli şiddette olmaları gerekiyor. Eğer değillerse rahmin kasılmalarına yardımcı olan oksitosin gibi bir ilaç kullanılabilir kasılmalar sonucu ortaya çıkan kuvvetten söz ederken anneyi de hesaba katmamız lazım. Çünkü kasılmaların yanında annenin de şiddetli ve efektif bir biçimde ıkınıyor olması gerekli. Eğer problem kasılmaların kuvveti değilse bebeğin gelişiyle ilgili olan değerlendirmeye geçilir. Bu değerlendirmede bebeğin kafasının mı yoksa ayaklarının mı doğum kanalında olduğu, bebeğin kafasının şekli yani uzun olup olmadığı ve bebeğin kafasının ne kadar büyük olduğu gibi etkenlere bakılır. Üçüncü ve son değerlendirme ise annenin pelvis kemikleri ve doğum kanalının yumuşak dokusu ile alakalı. Yani rahim ağzı ve pelvik taban kasları. Beklendiği gibi gitmeyen bir doğum sefalopelvik uyumsuzluk adını verdiğimiz bir durumdan kaynaklanıyor olabilir. Evet. Sefalopelvik uyumsuzluk. Buradaki sefalo kafa, pelvik de pelvisle alakalıdır. Ve sefalopelvik uyumsuzluk annenin pelvisi ile bebeğin kafası arasındaki uyuşmazlık anlamına gelir. Başka bir deyişle bebeğin kafası büyük olduğu için ya da annenin pelvisi dar olduğu için bebeğin kafası annenin pelvisinden çıkamaz. Bu durumda ne annenin pelvisini ne de bebeğin kafasını değiştirmek mümkün olduğundan sezaryenle doğuma geçilir. Evet, bu videonun doğum konusunda kısa ama genel bir bakış sağladığını umuyorum. Sanırım bundan sonra bir sinema filminde doğum sahnesi gördüğünüzde aslında ne kadar fazla şeyin filme dahil edilmediğini artık anlarsınız.